Ayıp değil Bakın, mi o? Ayıp değil yarın ama. olacakları söyleyeyim mi yarın gece? Kehanet bu. Temenni değil. Her vatandaş gibi Galatasaray'ın tabii ki turu geçmesini isterim. Bir futbol adamı olarak da Galatasaray'ın Young Boys'tan fersah fersah iyi bir takım değil. Biraz daha iyi takım olduğunu söylerim. Ama 1-0 dezavantaj, kalite farkı, seyirci falan Galatasaray bir tık önde tur için. Fakat olacakları söyleyeyim. Bir, yarın Young Boys Galatasaray'ı eleyecek. Ne? Yapma hocam. Dış pik Türkiş. Dur bir dakika. Türkçe ben... biliyor musun? Türkiye'de yani Young Boys ilk maçı bir farkla kazanıp İstanbul'da turu geçmesi dünya çapında filan sürpriz olmaz ki. Olur ya. Nasıl bence olmaz ya? Ya nereye bekliyor? Neyse bir. Olacak kehanet. Yarın akşam saat 11.30'da maç bittiğinde Norveçli hakem maçı bitirdiğinde sağdan sarı siyahlı çocuklar, genç oğlanlar öpüşerek, koklaşarak, sarılarak çıkacaklar. Turu geçmiş olacaklar bir. Çarşamba sabahından itibaren Okan Buruk ve bazı yöneticiler camia tarafından ağır eleştirilmeye başlanacak. Ve bu arada şu ana kadar hücre sistemiyle çalışan Fatih Terim hegemonyası düğmeye basacak. Çünkü Fatih Terim'in hayatında yaşamadığı bir şey var. Deniz'in elinden şampiyonluğu aldı. Daum'un elinden şampiyonluğu aldı. Ama dünyanın en büyük hocası Mourinho'dan şampiyonluğu alma dürtüsü Fatih Terim'i şu anda inanılmaz şekilde motive ediyor ve kamçılıyor. Okan giderse hücre Fatih sistemiyle. Ona ben de bir yorum yapacağım. Fatih Terim göründüğü kadar güçlü adam değildir ama güçsüz adam değildir. Mücadeleci. Ona bağlı çok ciddi hücresel yapılanma var. Tabii bunu terör anlamında söylemiyorum. Sportif faaliyet anlamında, fanatiği anlamında. Doğru. Elendiği an Okan gidecek. Hemen Fatih değil. Terim gelecek. Üçüncü, dördüncü haftadan itibaren korkunç bir Jose Mourinho'lu Fenerbahçe ve Fatih Terim'li Galatasaray yarışı başlayacak. Ha hangisi iyi antrenör? Bana göre Mourinho. Evet. Ama Fenerbahçe as başkanı Acun Ilıcalı'ya göre Fatih Terim. Ağzından duydum. Ama çok eski. Şimdi bu savaş, bu savaş Türkiye Ligi'nde herkesin lehine. Ben onu soracaktım. Son müsaade edin. Lig TV'nin lehine. Şu anda ben Lig TV'nin patronu olsam Galatasaray Fener Beşiktaş'ın savaşının sonuna kadar devam etmesini amma ve lakin Galatasaray'ın başında Okan değil Fatih Terim olmasını biri İster. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük hocası bir de dünyanın gelmiş geçmiş en iyi 3 hocasından biri olan Mourinho'nun hemen hemen aynı yaş grubunda iki adamın yok, 10 yaş korkunç bir savaşının 10 yaş bu vahşi kapitalist futbol sektörüne yani beyin spora getireceği milyonlarca doları reklamı düşünebiliyor musunuz? Bunu alıp Portekiz'e satacak, Arabistan'a satacak. Jose Mourinho, Fatih Terim savaşı. Olay şu. UEFA'nın baronları belki de bir taşla üç kuş vurur. Yarın Bern dünya finans sektöründe çok önemli gizli bir kaledir. Bern, Basel. Bunlar çok esas önemli. Sade. Hayatımız oralarda geçti. Oo. Bern, Basel. Hocamın paraları Young Boys yarın Galatasaray'ı eleyip çarşamba günü Okan gider, perşembe gider veya öbür hafta gider. Fatih Terim gelir. Fatih Terim Jose Mourinho savaşıyla Galatasaray Fener Beşiktaş'ta istim üzerinde bir savaş başlar. İnşallah buraya Trabzon'da girer. Çok güzel. Başakşehir'de gel. Bu benim kehanetim. Jenerik senaryosu. Hocam. Jenerik çok senaryosu. Güzel bir senaryo. Hocam. Var ya. Hocam araya gir. Hocam. En ünlü hocam, yani araya gireyim bir şey söyleyeyim. En ünlü senarist sen bilirsin bu. Havaya girme bir dakika hocam. Bir eser bak. Rahatsın bir saniye. Buyur buyur sen. Bir saniye. Hocam. Sonra ben cevap vereyim. Hani eskiden biliyorsun bir çekirge vardı. David Kerdere'nin. Hani hocam. Kung fu. Hocam. Buyur çekirge. Ne yiyorsun? Ne içiyorsun? Bize de söyle. Hangi kafayı yaşıyorsun? Söylüyorum. Bize de üç söyle gündür, hocam. 3 gündür eşim bana gerek Bodrum'a gerek burada evet. Bamya yapıyor. İyi olmuş. Bodrum'a iyi gelmiş. Patlıcan. İyi gelmiş geçtim. Sana bak ha. Bamya. Mertem. Patlıcan. Domates salatası. Bamya. Sever misiniz bamya? Bamya çok seviyorum. Çok iyi hocam. Hocam harika. Sebze. Tam lazım sana. Ay sordu. Hocam beyin açıyor. Benim ihtiyacım var. Farklı beynim fazla çalışmadığı için. Aho, beynim fazla çalışmadığı için eksik olmasınlar. Can kardeşim de burada. Evet. Can Dayeli o da bamya. Ya abi kafa kafam bekle bamyadan açılıyor. Şimdi bana baba bamya veya Nostradamus diye yaşayacağım. Ama her kehanet doğru çıkmaz. Ama içimde buram buram. Allah Allah. Kehanet. Yarın evet. Akşam genç oğlanların saat 23.30'da sahayı genç oğlanlara yakışır şekilde sevinç gösterileriyle terk edecekler. Cevap verebilir miyim?
Çok enteresan. Şimdi hocamın jenerik senaryosuna saygı duyuyorum. Tabii ki kendi tasavvuru ve tahayyülüdür. İşin gerçek düzeyinde gelirsek. Senarist. Okan yarın elenirse inanılmaz iç karışıklıklarla olan Galatasaray, girmiyorum biz o konulara. Fatih Altaylı söylediklerinin önemli bir kısmı maalesef doğru. Karışıklık içindeki Galatasaray da zorlanır. Hemen gider mi? Gitmez. Ben gerçekçi yorum yapacağım. Palavra sıkmayacağım. Ama Young Boys genç olanları elenirse ve bu başarısızlık devam ederse Kasım ayında gider. Galatasaray abi, özellikle 6. hafta Fenerbahçe'ye mağlup olursa 3-0, 4-0 falan, Allah korusun. Galatasaray kültürünü iyi bilen bir insanım. Galatasaray kültüründe tahammül, sabır yoktur. Okan'ı gönderirler. Dursun Özbek, benim kanaatime göre şahsen Fatih Terim'den hoşlanmamasına rağmen Fatih Terim'i getirmek zorunda kalır. Çünkü camia, Fatih Hoca da buna hazır olduğunu düşünüyorum. Aramızda Fatih Terim'i en iyi tanıyan Sinan Engin'dir. Ama Fatih Terim'in ben Okan Burak'a komplo kurduğunu söyleyemem ama göreve hazır olduğunu düşünüyorum. Ben, Okan geçer edemiyorsun. Efendim ben komplo kuruyor demiyorum. Demiş, ama, ama Fatih Terim'i göreve hazır, getirecek göreve hazır. Dursun Özbek değildir. Tabii ya, tamam, Dursun anladım. Özbek'in üstündeki hücre yapılanmasındaki abiler, ablalardır. Fatih Terim'i statüye gidelim. Bari, ama bari, dur. Statü, ben neredeyim? Yarın Galatasaray'ın derdi. Yarın Galatasaray'ın çok önemli bir maçı var. Evet. Okan Burak'a da tehditlerim olmakla beraber Okan Buruk devam edecektir. Young Boys'u eleyecektir. Okan Buruk başında demokrasi kılıcı var. O da Fatih Terim kılıcıdır. Fenerbahçe'de bu yok. Boru'yu 10 hafta üstü yenirse... Abi işte Fatih Terim'i fırsatçı Boru'yu yaptınız. Hayır demedim ben. Bekleyen adam gider, yaptınız. Yapmayın ya. Ama, oğlum Boru değil bu, Fatih Terim'den bahsediyorsunuz Fatih ya. Fatih Terim öyle bir şey yapıyor demedim ben. Yanlış anlama. Türk futbolunun biri var ismini. Hani hocam... Hoca yaptı, hoca yaptı. Hocaya teslim ederim. Yani... Bekliyor. Ama Okan gider mi? Terim gelir. Yapma. Okan falan da gitmez. Ben de katılıyorum. Yok gitme. Kalmasın, bravo, Okan bravo, gitmez. Ayrıca Okan Buruk yarın turu geçer. Okan Buruk falan da gitmez. Aynen. Ben de buna inanıyorum. Ben de buna inanıyorum. Okan Buruk devam edecektir. Ayrıca Fatih Terim gibi bir önemli adamın olması Okan için motivasyondur. Ben bunu Galatasaray'ı seviyorum. Mesela Fener'de 10 hafta Boru'yu yenirse Fener Boru'yu kovamaz. Kovamaz söylüyorum. 10 hafta üst üste yenilse bile Ali Koç, Acun Ulucalı, Mourinho'yu kovamaz. Seve seve ya da başka türlü son haftaya kadar Mourinho'yla çalışmak zorundalar. 10 hafta üst üste yenilirse yani. 11. hafta Ali Koç'la beraber giderler. Ne oldu oğlum? Ama abartıyorum. Ya şimdi bu hani bir hafta Manchester'da, bir hafta Real Madrid'de falan mı oynuyor arka arkaya? Tabii. Barcelona'yı yapmayacak. Ya Ahmet Hoca'nın herkes delirmiş bu akşam burada. Ahmet Hoca'nın senaryosu ne kadar saçmaysa şeyin Rasim'inki de o kadar saçma. Abo Rasim'le Abo Hoca şey ne o? Bunlar ikisi de Bamya yememiş. Bunlar karşılıklı delirmişler biliyor musun? Bamya! Bamya! Birbirlerine tenis gibi masa tenis vuruyor. Onu sana teşvik ederim. Bamya! İyiyim mi? Bir dakika Rasim Bey, Sinan Bey. Buyurun. Yani Young Boys, Young Boys, Young Boys, San Marino'nun köy takımı filan değil. Değil, değil. Young Boys, İsviçre'nin geçen sene şampiyonu ya. Evvelki sene Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'lere filan. Ondan önce de oldu ya. Leipzig'lerle filan Şampiyonlar Ligi'nde oynamış bir takım. Evet. Tamam doğru. Evet. Galatasaray'dan denge kalite olarak biraz aşağıda. Öyle evet, fark filan bu değil ha. Ama aşağıda. Affedersiniz. Ama aşağıda. Bir dakika. 1-0 önde geliyorsun. Yani bir farklı önde geliyorsun. Yarın Young Boys'un sahadan turu atlayarak geçmesi çok büyük sürpriz olmaz ki. Hocam büyük sürpriz olur sürpriz ya. Hayır efendim ya. Ne büyük ben sürpriz olur. Hocam bütçesi bütçesi kardeşim. Gösteme daha iyi ya. Geçen sene Beşiktaş Lugano'ya elenmedi mi kardeşim? Ya hocam. Geçen sene Beşiktaş herkese elenmedi mi kardeşim? Geçen sene bunalımdaydı geçen. Geçen sene. Koskoca müsaade et. Göz koskoca Trabzonspor. Rapid Wien gibi basit bir Avusturya takımına. Rapid Wien'le Young Boys'un büyük farkı yok ki. Hocam. Rapid Wien'le Young Boys'un büyük farkı yok ki. Ama Trabzon'da Galatasaray değil. Hayır şu anda Galatasaray eski Galatasaray değil, yapmayın. Ya en vakabenin şeyi kardeşim tekrar söylüyorum. Ya. Galatasaray avantajlı ama Young Boys turu geçmesi büyük dezavantaj olmaz. Büyük sürpriz olmaz ki.